Bir zamanlar Türkiye'nin en başarılı oyuncularından biriyken mesleğini bırakıp bambaşka birine dönüştü. İşte son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Merve Boluğur'un değişimi. Topladım dağılan kalbimin her köşesini. Ardından ağlayan o zavallı kız nerede şimdi, gel gör beni. Sevenlere vereceğim. Ünlüler dünyası. Böyle değişim, böyle dönüşüm görmedi. Bir dönemin aranan oyuncusuyken. Akşam mısırı da patlatırız. Sen çok seviyorsun ya mısırı. Diğerine bak. Akşam sofrayı da bahçeye kuralım. Neden işi gücü bırakıp şarkıcı olmaya karar verdi? Neden muhteşem yüzyılın Nurbanu Sultanı iken. Ben diyeceğimi dedim Can Feda. Şehzade başka hatunla olursa yüzümü daha iyi göremez. Çılgınlıklarıyla gündem olan bir isme dönüştü. Maske takmak da zorunlu hale geldi ama. Cezayı alsın, ceza yazar. Neden eski eşi Murat Dalkılıç'ın ismini duymak bile istemiyor? Soru sormuyor, öğren öyle geldi. Merve Boluğur'un müthiş dönüşümünün hikayesi geliyor. Kafka'nın meşhur dönüşüm kitabındaki gibi bir sabah uyanıp hamam böceğine dönüşmedi ama Merve Boluğur, ünlüler dünyasının en büyük değişim öykülerinden birinin kahramanı şu sıralarda. Kariyerine çocuk oyuncu olarak başladı ve Acemi Cadı dizisiyle yıldızı parladı. Hala gelmedin benim vişne çürüğü çekirdeği kırmızısı elbisem. Şarjı bitti. Yok yok, pili zayıfladı bunun. Yenisini almak lazım. Nerede katılım? Yıldız isimleri buluşturan gençlik dizisi Küçük Sırlar'ın Ayşegül'ü olarak ününe ün kattı. Ne yapmaya çalıştığını çok iyi biliyorum. Ben gözden düşünce hevese yanaştın. Açımı kolluyordunuz. Kimseye yanaşmadım. Biz seninle arkadaşız Ayşegül. Arkadaşız öyle mi? Kendini kandırma. Kıvanç Tatlıtuğ'la birlikte Kuzey Güney dizisinde yer aldı. Oyunculuğuyla adından söz ettirdi. Mısırı da patlatırız. Sen çok seviyorsun ya mısırı. Diğerine bak. Akşam sofrayı da bahçeye kuralım. Ya bahçe demişken aslında Ali'nin bahçesi yani çok keyifli, ferah, havadar böyle cıvıl cıvıl. Zirveyi muhteşem yüzyılda yapan Merve Boluğur, fenomen yapımın Nurbanu Sultanı olarak gönüllerde taht kurmuştu. Ben diyeceğimi dedim Can Feda. Şehzade başka hatunla olursa yüzümü daha iyi göremez. Ateşle oynuyorsun Nurbanu. Şehzademin sana gönlünü kaptırdı diye haremini sokağa atacak değil ya. Sen doğacak çocuğunu düşün. Haremine gücüm yetmez belki. Ama o değişik gidecek. Ne yapın edin, gönderin onu. Yoksa katil olacağım. Mesleği ve vazgeçilmeziydi oyunculuk o yıllarda. Hem oyunculuk hem iş kadınlığı bir arada artık. Tabii ki oyunculuk ilk göz ağrım, hani o benim zaten esas işim. Ama bu da çok keyif aldım, gerçekten söyleyebilirim. Merve Boluğur'un bugünkü değişiminin ilk sinyallerini 2015 yılında muhteşem bir düğünle evlendiği Murat Dalkılıç'tan 2017 yılında boşanması verdi. Ne yaparsan yaparsın. Aşk yine yap, aşk yine yap. Ne dediğin değil, nasıl dediğin onay. Şimdilerdeki şarkıcılık hevesini Murat Dalkılıç'la evliliği döneminde yaptığı Boya Gitsin isimli çalışmadan kaptı. Hayatta bir rüya birim. Senin dışın bu, görmek istediğim. Önünde koskoca bir resim. Boya gitsin, boya gitsin. Çok başarılı olduğu oyunculuğa veda etti o yıllarda. Kendi kozmetik markasını kurdu ama başarılı olamadı. Meşhur kırmızı rujlarıyla satış yakalayamadı. Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra olay bir aşkla gündeme geldi. Hakan Sabancı ile Bodrum'da görüntülendi. Herkes bu aşkı konuştu. Aslında ilk ilklerle sadece aşk.
süren ilişkinin Merve Boluğur'da yıkıma neden olduğu iddia edildi. Merve Boluğur, o olaydan sonra işleriyle değil, çılgınlıklarıyla gündeme gelen bir isim haline geldi. Pandemi döneminde maskesiz dolaşması, maske ve önlemleri hiçe sayıp dalga geçmesi... Maske takmakta zorunlu hale geldi ama... Cezayı alsınız, biliyor musunuz? Cezayı alsınız. Ben ödüllüyüm, siz mi cezalısınız? İstanbul gecelerindeki çılgın halleriyle konuşuldu Merve Boluğur. Düşman mısınız peki? Aşkım. Son birkaç ayda Merve Boluğur'un şarkıcılık hevesi iyice ayyuka çıktı. Şşt isimli bir şarkı yayınladı sosyal medyada. Şarkıyı duyan kulaklarına inanamadı. Dizginle beni birleştir. Al işte aşk. Doya doya. Gelen bu tepkilerden sonra geri adım atar diye düşündük ama öyle olmadı. Bir gece Çeşme'de Yıldız Tilbe'nin sahnesine konuk olarak çıktı. Performansıyla bir kez daha şaşkınlık yarattı. Ama o sesiyle oynandığını iddia etti ve yılmadı. Yani özgüvenli bir insanım ben. Yani kendime de güveniyorum. Orada biraz oynanmış bence. Abartılmış biraz diye düşünüyorum. Onu da söylemek istiyorum açıkçası. Hani öyle bir ses yok çünkü yani. Herkes onun sesini konuşurken İstanbul'da sahneye çıktı. Magazin tarihine geçecek bir performansa imza attı. Tarkan'a playback yaptı, mezdeke dansıyla yine yeniden şaşırttı. Neşeli bir gündemi vardı Merve Boluğur'un. Ta ki eski defterlerin açıldığı geçen haftaya kadar. Murat Dalkılıç'ın kendisine yapılan eleştiriler üzerine bir açıklama yayınlayarak Merve Boluğur'un adını anması gerilime neden oldu. Merve Boluğur bu açıklamanın yeni sevgilisiyle el eleyken sorulmasına çok sert tepki gösterdi. Ne kadar çirkin bir hareket bu. Soru sormuyor öğren öyle gel. Yetmedi. Bu olayın peşinden bir açıklama yayınladı. Murat Dalkılıç'a koçum diye seslenen Merve Boluğur eski eşini kendisi üzerinden prim yapmakla suçluyordu. Geçmişimle ilgili hiç konuşmadım çünkü benim için bitmiştir. Susmamın nedeni de saygımdandı hep. Fakat kimse de beni defalarca ağzına sakız etmeyecek. Topluca son kez yazıyorum. Bir daha bana böyle gelmeyin. Ne magazin ne ex. Son kez söylüyorum. Benim bir duruşum, imajım var. Kalkıp kokuşmuş, bitmiş, gitmiş şeyin primini yapmak ne ya? Yanındaki kadına saygın olsun. Bir de Merve açıklasın falan. Kaçıncı şov koçum? Artık hakkımı savunacağım. Kimse beni değişik ithamlarla yargılayamaz. Lütfen erkekçikler, uzak durun benden. Ne kimseye laf attım bugüne kadar, ne de birine yaslandım. Siz de benden uzak duracaksınız ama. Bu böyle biline. Cahil kesimin psikolojik baskılarından da sıkıldım. İşsiz misiniz? Bu kadar psikolog kesildiniz sığ kafalarınızla. Uzayın abi. Ben Merve'yim sadece. Benim de hayatıma saygı duyulacak. Eskiden oyunculuğu ve güzelliğiyle, şimdilerde yaptıkları ve yaşadıklarıyla konuşuyoruz Merve Boluğur'u. Belli ki dönüşümü devam edecek ve biz de onu uzun süre konuşmaya devam edeceğiz.